Görüşmemiz varken burada bir pazar yeri inşaatı olduğunu tesadüfen gördük. Tam Beylikdüzü'nde pazar konusu biliyorsunuz mahkemelere, davalara taşınmıştı. Biz de tesadüfen buradan geçince bir bakalım şey yapalım. Hem de bu anda da bir çevre düzenlemesine bakalım. Dediğimiz gibi şu an yapılan pazar çalışmaları devam ediyor. İnşaatı. Şöyle gördüğümüz gibi zaten girişte de zabıta noktası var. Burada da tabii bunu yaparken bir güvenlik önlemi de almamışlar. Altından geçtik. Yani bir iş kazası olabilir. Zaten iş kazası demişken şöyle bir bakmak lazım. Aslında iş güvenliği almışlarmış çalışanlar. Yani biliyorsunuz. Evet, şu an görüyorsunuz iş güvenlik önlemi yok. Şahsın nebareti var. Ne ayağında şey var, ne kemeri var. Dediğimiz gibi yok. Ve bu olmaması lazım. Yani bu sonuçta burası devasa bir yer, devasa bir şantiye. Burada iş güvenlik önlemi olması lazım. Bakın şu an görüyorsunuz çalışan işçi kardeşimiz orada. İş ayakkabısı yok, iş kıyafeti yok, bareti yok, maskesi yok, emniyet kemeri yok. Orada resmen Allah korusun ayağa kaysa, bir şey olsa hoş olmayan şeylerle karşılaşabiliriz. İşte bu nedir? Denetimin olmadığının şeyidir. Yani burada bir iş kazası olsa herkes ayaklanacak. Ama maalesef ki şu an burada önlem alınmamış. Burada gene içeride olanlar var. Yukarıda kaynak yapanlar var. Yani hiçbir şekilde iş önlemi alınmamış. Yani sonuçta şantiye burası. Yani. Evet. Pazar yerinden yer satın alabiliyoruz mu? Ne yapmak lazım? İhale mi var? Ben direkt şuradan tezgah alabiliyorum yani direkt belgeyi. Eskiden böyle kura mura yapılır. Ne kadar ücrete alıyoruz? 69'da 130 bin arası. Peki, teşekkür ederim. Evet, bu arada bunu da öğrenmiş olduk. Yani pazarcılar odasına kayıtlı olan herkes şu an buradan 69'da 130 bin lira arası yer alabiliyor. Bakın şuradan şöyle göstereyim. Zoomlayalım biraz. Ne kadar tehlikeli bir iş. Bakın içeride gezenler de gene şey yok. Merhabalar, Türk Haber, Cesur Haber. Sağ ol size de. Şantiyeyi geziyorduk da. İyi yapıyorsunuz. Sağ ol.